Keşke Crohn hastalığının sebeplerini bir çırpıda sayıp bu işten kurtulabilsek. Bugün için Crohn hastalığını neyin oluşturduğu bilinmiyor. Ben hep hastalarıma söylediğim bir şey var. Benim asistanlığım döneminde daha yeni çıkmaya başlamıştı. Biz Helicobacter pylori denen bakteriyi bilmiyorduk ve bu hastaları döne döne antiasit ilaçlarla tedavi etmeye çalışıyorduk peptik ülser hastalarını. Fakat daha sonra iki Avustralyalı bilim adamı bunun sebebini buldular. Biz artık neredeyse hiç ülser görmüyoruz. Çok etkin bir şekilde tedavi ediyoruz. Crohn hastalığı ya da ülseratif kolit için bugün için böyle bir mikrop, virüs, antijen belirlenebilmiş değil. Bu konuda çok yoğun çalışmalar sürüyor tüm dünyada. Biz de bunu takip ediyoruz yakinen. Fakat bugün için tek bir etken bulunmuş değil. Genel olarak genetik yatkın bir insanda farklı dış faktörlerin bir araya gelmesiyle tetiklenen bir iltihap durumu söz konusu ve bu iltihabı vücut kendi kendine baskılayamıyor, kronikleşiyor. Biz bu iltihabı çok etkin bir şekilde baskılayabiliyoruz ama gerçek nedenini bilmediğimiz için bir ilacı verip tümüyle bunu ortadan kaldırmaya henüz muvaffak olabilmiş değiliz. Bu konuda ilgili çok çalışma sürüyor.